Tamam Kadir. Yani sence de, sen ve ben kaldık abi. Benim görüntümde en azından. Tamam. Tamam hocam. Kadir. Zaten söyledim. Hani risk alma konusunu konuşacağız diye. Bu risk alma konusunu hedeflerin içindeki yeri nedir? Yani hocam o zaman kısaca özetleyeyim. Zaten benim şu anda gerçek bir gündemim bu. Aslında hani birçok noktada yetkinliklerimin fazla olmasına rağmen bunları yerinde gösterememe, doğru yerinde gösterememe, doğru yerinde yapamama sıkıntısı yaşıyorum. Bu da doğru zamanda doğru hamleyi yapmamamdan kaynaklanıyor. Kaynaklandığını düşünüyorum. Bu doğru zamanda doğru hamleyi yapma noktasında bazen içgüdülerim şunu yap, bunu yap diyor. Fakat tam onu yaparken, tam bir şey yapacakken böyle şey oluyorum. Bir anda kendimi yalnızlaşmış hissediyorum. Acaba hata yapar mıyım duygusu var. Eğer hata yaparsam şey olur mu? Yani arkasından pişman olur muyum konusu var. O pişman olduktan sonra çok üzülür müyüm konusu var. Yani bu beni biraz şey yapıyor, işin açıkçası çekindiriyor. Çok uğraşıyorum. Çok gün şu anda son zamanlarda çok gündemim. Yani biraz ufak tefek bir aşama kat ettim. Bu akşamı da bir şans olarak kabul ediyorum. Şu Ne anda güzel. Sağ kendime. ol. durum bu hocam. Tamam. Tamam. Süper kardeşim. Teşekkür ederim paylaştığın için. Rica ederim. Bu konuyla ilgili, yani bu risk almayla ilgili şu anda olmayan ama olmasını istediğin şey ne? Ya şöyle kendim gerekli hani bir karar verirken altyapısını düşünüp o karar öncesinde hani rasyonel bir şekilde düşünüp sezgisel bir şekilde sezgilerimi dinleyerek tam bu kararı vereceksem o kararı her şeye rağmen vermek. Ve o kararı verdikten sonra sonucuna da katlanmak her şekilde. Yani bunun sonucu şey de olabilir, pozitif de olabilir. Bunun sonucu negatif de olabilir. Ve bunu iyi bir şekilde karşılayabilmek. Yani yine o noktada yanlış daha yapsam dahi kendime şefkat dahi gösterebilmek. Evet Kadir, bu olabilir. Yani hani hata da yapabilirsin şeklinde şey yapmak. Orada bir kendimle doğru bir şey yapmak, hani ilişki kurmak. Bilmem anlatabildim mi? Çok güzel anlattın dostum. Teşekkür ederim. Şu anda olan anladığım kadarıyla tam olarak bu değil. Şu anda bu konuyla ilgili kendini istediğin oranda affetmeyeceğini düşünerek, hani o korkuların, çelişkilerin, Evet. üzülürüm diye düşünerek biraz daha çekingen davrandığını anlıyorum. Tam olarak ne olmasını istiyorsun? Tam olarak daha hani yılmazlığı daha yüksek. Hani herhangi bir kararımın sonrasında o kararımın sonrasındaki sonuçlara katlanabilen ve şey yapan hani sonucu her ne olursa olsun o şekilde kendimi kabul eden ve sonuçta bundan da ders alıp bir sonraki adımı bu dersi üstüne bina eden birisi olmak isterim. Şöyle mi anlıyorum Kadir? Yani bu olayı başarı başarısızlık olarak değil de süreç olarak kabul edip ondan yanlış yapsa bile ders olarak ayrılabilen bir profil çiziyorsun kafanda. Yani İdeal. evet, idealimde bu var. İdealimde bu var, evet. Süper. Yani öğrendiklerim, birçok şeyim bu var. Teorik olarak bunu idealize ediyorum, bunu düşünüyorum. Ama bunu yaşamak, yaşama geçirmek istiyorum. Süper. Tamam arkadaşım. Şimdi şöyle bir kavram var. Koçlukta da kullandım. Sen de bir koçsun. Oradan da biliyorsun.
İki tane yol var. Birisi yargılayıcı yol, birisi öğrenici yol. Okey. Yargılayıcı yolun bir soru seti var. Böyle yargıç gibi, hani yargılayıcı, yargıç tadında, tamam mı? Böyle bir soru seti var. Öğrenici yolunda bir soru seti var. Başka bir soru seti. Senin şu anda kafandaki yargılayıcı soru setini öğrenmek istiyorum. Ne soruyorsun kendine böyle bir durumda? Ne tip sorular soruyorsun? İlk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Yani bir durup dururken niye hani rutinini, rahatını bozdun falan, bu birinci sorum. Hemen geliyor. Niye kaşındın? Niye kaşındın? Durup dururken niye böyle bir şey yaptın? Ondan sonra bak hani bu kadar kafayı takıp da zorlamasaydın bunlar olmazdı. Biraz bazı şeyleri kendi haline bıraksaydın daha iyi olurdu. Ondan sonra aslında birçok soru var da bir anda aklıma gelmiyor. Benzer yani. Sorular mı? Yani, benzer sorular hocam. Değil mi? Öyle hissediyorum. Peki, evet. Kardeşim, tamam. Bir de öbür tarafından bakalım. Öğrenici soru nasıl olurdu böyle bir ortamda? Şöyle olurdu. Zaten ben biraz yaparak öğrenen bir karakterim. Hani böyle şey kognitif olarak öğrensem de onu yapmadan, denemeden öğrenemiyorum bir türlü. Yani onun yanlış olduğunu veya doğru bir şey olduğunu yaptıktan sonra keşfedebiliyorum. Ve bir şeyi keşfettikten sonra onu gerçekten çok iyi öğreniyorum. Öğrendikten sonra da eğer onu yapmasaydım onu tam olarak öğrenemeyecektim. Aklımda hep onu yapacak bir şey olarak kalacaktı. Hani bazen bilgisayarın açık sayfaları bilgisayarı ağırlaştırır ya. Hani böyle kafamda ya evet onu yapacağım ama duruyor bir kenarda. Açık kalan bir sayfa devamlı size sinyal veriyor. Onu yap yap diye ama gün geçtikçe o şey yapıyor. Arka planda sizi rahatsız ediyor. Şimdi onu yapmış olmanın sonucuna her türlü şekilde katlanarak rahatlığına ermiş olacağım. Evet bunu yaptım. Evet böyle değilmiş. Bunu yaptım. Aa çok güzel bir sonuca ulaştım. Ama her ikisinin sonucunda da bana farklı bir düşünce şeyi vermiş oldu. Bundan dolayı da aslında kendimi şey yapmam lazım. Yani hani kutlamam lazım. Çok soru olmadı ama biraz şey oldu. Evet. Yani soruya çevirsene bunu. Çok güzel bir konu. Sorusu ne olur bunu? Bunu yapmamış olsaydın ne olurdu? Benim çok güzel bir sorum var. Hayatta kendime sordum. Senin sorunun biraz daha evrilmiş hali Kadir. Şöyle bir şey. Neyi yapmadan ölmüş olmak istemez. Evet. Çok tatlı geliyor bana. Hani senin bu konun için belki çok sert bir soru da hani ama bana evet. Çok şey geliyor. Güzel geliyor. Seninkini de biraz ona benzettim. Yani muhakkak neyi yapmış olmak isterdin? Bu konuyla ilgili neyi yapmış olmak isterdin? Doğru olan neydi? Neyi yapmış olmak isterdin? Neyi? Veya hatta seninkilerden çıkarttığım bir soru daha var. Hangi klasörleri kapatmış olmak isterdin yani? Hani yaparak öğreniyorsun ya. Evet. Evet. Tamam ben bunları not ediyorum senin adını. Ama neyi yapmış olup ölmek isterdim güzel soruymuş hocam. Onu da bir kenara not ettim yani. Ölmek konusu yani o biraz şey. Biraz sert yani, oldu ama hani şey. Yok şey bir şey. Realite hocam sonuçta ama şey bir şey yani gerçeği hatırlatan bir şey. Evet. Şimdi Kadir teşekkür ederim. Çok güzel gidiyoruz bu paylaşımların ve açık şeyin için. Biraz yansıtma yapmadan önce birkaç soru daha sormak istiyorum. Biraz da kafayı dağıtmak istiyorum. Mesela dışarıdan baktığında Kadir'in bu durumunda neye gülüyorsun? İlk aklıma geleni söyleyeyim hocam.
Ya hani böyle yapabileceği birçok şey var ama böyle durup dururken donmuş. Hani kalmış böyle. Birisi gibi görüyorum onu. Hayat gelip geçiyor ama şey yapmıyor. Yani hangi hamleyi yapacağına daha karar verememiş. Ama hayat kaçıp gidiyor bir taraftan. Evet. Evet. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu bana tabii bir koç olarak çok güzel şeyler veriyorsun, doneler veriyorsun bir koç olarak. Teşekkür ederim. İki, üç, dört tane Kadir çok güçlü şey verdin bana. Ben müsaade edersen onları sana geri yansıtmak istiyorum. Bir tanesi şu. Esasında başta konuştuğumuz konu var ya, yani senin muhakkak karar verdiğimde yapmak, katlanmak istiyorum ve onun sonucunu almak istiyorum. Yani esasında çok net olarak şu işin yaptıktan sonra kısmında durmak istiyorsun. Yani ne istemiyorsun? Kafandaki korkular ve tereddütler nedeniyle yapmamış olmak istemiyorsun. Yani dışarıdan bu çok şey gözüküyor. Hani çünkü sistemi şunun üzerine çevirmek istiyorsun. Yapayım öyle öğreneyim. Yapayım öyle bakayım. Göreyim böyle yapayım. Hani işin sonucundan değerlendirme yapayım. Bir kere hani içeriden baktığında benim pardon düzeltiyorum. Dışarıdan baktığında şunu görüyorum. Esasında Kadir kesinlikle risk almaya karar vermiş. Bununla ilgili de aklına bir felsefik şey koymuş. Yaptıktan sonra kendini değerlendirmek istiyor. Burası net. Burası hani benim baktığım yerden cepte. Senin cebinde yani. Okey. İkinci bir cepte olan olay var Kadir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. O bilgisayarda açık dosyalar şeyi var ya çok hoş bir metafor. Sen bunları açık bıraktıkça kendinde bir yük olarak algılıyorsun. Çünkü hani nasıl yavaş çalışıyor diyorsun ya. Evet. Yani ve yani bunları açık bıraktıkça hakikaten yavaş çalışıyorsun. Yani kafan takılıyor oraya. Şimdi soru şuraya doğru geldi Kadir. Abi bunu bir yük olarak görüyorsun yapmamayı. İki, yapmış olarak öğrenmek istiyorsun. Bu da net. İki tane cepte. Bir tek konu kalıyor. Yaptığında alacağın riskin miktarı ne? Kararını vermişsin de riskle ilgili karar verememişsin gibi duruyor. Tekrar söylüyorum. Yaptığında her neyse o kafandaki alacağın risk ne abi? Biraz onu bize tarif eder misin? Böyle ama koçluk yapacak bir şey yok kadar. Yani büyük bir karar yani. İşte o şey zorluyor beni. Hani bir de şu da oluyor. Bazen o büyük kararları alamadığın zaman kendini küçük kararlarla şey yapıyorsun, sarhoş ediyorsun biraz. Hani küçük kararlarla. Bu da kötü bir şey aslında. Diğerini ertelemiş oluyorsun. Oyalıyorsun gibi bir şey mi Kadir? Hani küçük kararlar alıp onları hallediyorsun. O ben Gibi. karar alan tipim falan gibi. Gibi. Bunu da şöyle düşünüyorsun. Ya ben diğerine karar vereceğim, daha tam karar veremedim. İşte hani nasıl olsa hayat bir şekilde beni oraya götürür şeklinde gibi düşünüyorsun. Ondan sonra o şekilde hocam. Yani. Küçük kararlar verin. Yavaş yavaş olaylar gelişir. Zaten kendiliğinden olay olur. Bu kadar da çok asılma. Yani gibi böyle hani birazcık olayın hani hiç olmazsa daha doğruna doğru aksın gitsin. Biraz şey oldu tabii soyut oldu konuştuklarım da Evet. yani ama hani bu şekilde yani mesela Boş ver. hayatta Ya boş hayatta ver. ver. Şu, hani şimdi herkesin önündeyiz ya. O Evet. yüzden bir kısım soyutta kalması bizim Evet. açımızdan yani. O anlamda boş ver diyorum. Koştuk anlamında değil. Hani olayı yönetmek anlamında. Okey dostum. Şimdi gel. Hazır, seni duyduk. Bu riskin büyüklüğü ve oradaki yargılayıcı tarafta yani bütünlüğü niye bozdun, ne gerek var kaşınıyorsun diyor.
bir yandan da ya küçük küçük değişimlerle zaten o noktaya gideriz. Merak etme o kadar diyen de bir şey var. Sufle veren arkadaş var. Bunlar seni nerede tutuyor? Büyük kararı vermen de engelliyor. Yani bir şekilde tutuyor. Şimdi şöyle bir şey öğrenmek istiyorum Kadir. Senin geçmişte benzer durumda kaldığında aldığın iri bir karar var mıydı? Vardı hocam. Yani bu tipte kararlar aldım. Ama genelde şey oldu, dış kaynaklı oldu. Yani bir şey üzerine onu aldım. Hani nasıl söyleyeyim? Bana bir yapılan bir şey vardı, bir etki vardı. Ben o etkiye karşı tamam dedim. Bunun zamanı geldi artık. Bu kararı ondan sonra aldım. Ve o kararı aldıktan sonra da biraz zaman geçmiş oldu ama mesela en son yakın zamanda aldığım böyle bir kararın sonucu benim için çok iyi oldu. Öyle söyleyeyim. Ama mesela o kararı alacakken 2 sene sabrettim o kararı almak için. Fakat ne zaman bir uygun bir ortam oldu o kararı o zaman aldım hocam. Biraz şey var hocam işte bu hani belki de bilmiyorum benim hani belki de bu benim yapım itibariyle biraz olayların oluşmasını fazla sabır gösterebiliyorum o konuda. Belki de bu doğru bir şey hani o da olabilir. Çok şey değil. Şimdi esasında biraz bana çarelerden de bahsetmeye başladım. Yansıtmam uygun olursa. Mesela şunları söylüyorsun arkada bir yerde. Bir tanesi şu, dış etkenleri gözlemliyorum diyorsun. Evet. Ortamın olgunlaşmasını bekliyorum. Bu anlamda sabırlıyım. Onlar beni tetiklediğinde, yani ihtiyaç sadece benden değil, çevremden de geldiğinde, öyle tarif ediyorum ben. Evet hocam, aynen öyle. O zaman ne yapıyorum? Hamleyi. Esasında bu senin tecrüben. Yani böyle bir tecrüben olduğu için böyle davranıyorsun. Arkada böyle bir ne var? Yapı var. Bu anladığım kadarıyla bugüne kadar da işlemiş. Evet, işledi hocam. Yani biraz şey de olsa işledi. Hani mesela ben de o duyguyu çok yaşattı. Nasıl söyleyeyim yani hadi Kadir diye içimden bir ses var. Yap bir an önce içimden bir ses. O beni çok şey yaptı. Ama diğer taraftan bir yönümde dedi ki şartlar tam olgunlaşmadı. Biraz daha zaman. Şimdi olgunlaştı deyip ondan sonra hani yapan bir tarafım var. Ama hamleyi ondan sonra yapıyorum. O şeyin içimde şeyi var yani devamlı tartışması oldu. O günden mesela bende 2 sene falan sürdü. Kafamın içerisinde. İki kavram çatışıyor gibi Kadir benim baktığım yerde. Bir tanesi gerçekler ve onlara uygun hareket eden Kadir. Evet hocam. Bir tane de öğrenme hırsı olan Kadir. Aynen hocam öyle. Aynen çok güzel ifade ettiniz. Bir tanesi böyle maceracı, öğrenme hırsı olan, hani paldır küldür her şeye giren çıkan, akşamından çıkıp sabah başka ülkede olabilecek bir yapım var. Ama diğer tarafta o kadar realist, tamamen şey yapan bir tarafım var. O iki tarafın şeyiyle uğraşıyor şu anda. Evet ve gene dışarıdan gördüğüm kadarıyla Kadir. Maceracı Kadir, öğrenme merkezli. Emniyetli Kadir, yani tecrübeli Kadir diyelim, başarı merkezli. Evet. İki kavram çatışmaya başladı. Hani benim baktığım yerden. Bir tanesi başarı, bir tanesi öğrenme. Bir tanesi maceracı Kadir ile tarif edilebilir. Hani çünkü şöyle düşünüyor o Kadir. Abi git yap, bakarız sonra. Hani zaten buradan öğreniyorsun. Nereden öğrenebilirsin ki? Yani başka bir öğrenci yer mi var diyen bir Kadir var. Bir profil. Bir profil de şu. Arkadaşım
ortam olmaz, ihtiyaçlar olmaz. Çevre zaten o talebiyle gelir. O talep geldiğinde zaten ben o hareketi yapmak üzere hazırım o sırada. Ve tam o noktada risk alırım. Çünkü neden? Artık başarı noktasına, doyum noktasına gelindi. Orada alınan risk başarı getirir. Yani tamamen böyle tam hesaplanmış, artık riski olacak hali kalmamış. Hani %70-80'lere çıkmış risk artık yani. Hani başarı şeyi. Çıkmış. Aynen öyle hocam. O ya. Zaman hareket eden. Beni benden daha iyi yansıttınız yani gerçekten. Aynen o şekilde. İçimde iki tane böyle bir şey var. Yapı var. Onun şeyi var bende, mücadelesi. Onun mücadelesi, onun yarışı. Bu biraz da eğer başka kelimelerle tarif edeceksek, hani değerler demiyorum. Sanki senin için gene hissettiğim o kadar. Değerlerin ötesinde sanki rol de deneyim. Daha da güzel bir kelime buldum. Kimlik gibi bir durum. Bir tanesi şey kimliği, girişen, araştıran, maceracı, yapan kimliği. O maceracının altında esasında baya bir girişimci kimliği var. Böyle bir kimlik. Bir tanesi de başarı odaklı yönetici kimliği. Böyle riski doğru zamanda alan, tecrübesini kullanan, geçmişle birlikte hareket eden. İki kimlik var. Ve sen esasında bunlardan maceracı olan kimliği istiyorsun. Dışarıdan görülen gene. Ama pratik uygulamanda şey yapıyorsun. Başarı odaklı kimliği uyguluyorsun. Ne dersin bu yorumu? Nasıl yorumlarsın dışarıdan görünüşünü? Şimdi hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz bunu anlatırken benim eski yani iş hayatımın CV'sini gözden geçirdim. Ben bir süre girişimcilik yaptım. Girişimcilikten sonra kurumsal bir firmaya girdim ve uzun senelerden de kurumsal bir firmada çalışıyorum. O girişimcilik ruhunu tabii kurumsal firmaya gelince öldürmüş oldum ama öldürmemiş oldum aslında. Bir kenarda o böyle köz halinde duruyor yani. Siz şimdi öyle bir anlattınız ki gerçekten tam böyle şey oldu aslında, oturdu kafamda. Devamlı o beni şey yapıyor hani, hadi Kadir rahatsız böyle şey yapıyor. Bir şeyler bende yeni düşünceler uyandırıyor. Ama diğer taraftan da kurumsal dünyada öğrenmiş olduğumuz sıfıra yakın risk, ondan sonra hata yapmama, başarı odaklı yaşamı da şey yapmış oluyoruz, hani sürdürmüş oluyoruz. Ben de bunları uyandırdı. Ama birbirine çok güzel. Aslında şöyle bir şey de var. Yani o girişimci yanımda benim kurumsal dünyada da başarılı olmamı, kişisel olarak başarılı olmamı destekleyen bir şey aslında. Yani onu da kullanıyorum orada aslında ama tam anlamıyla kullanamıyorum işte. Hani orada tam bir özgürlük yok. Bir limitleri var. Belki de sanırım kırmak istediğim şeylerden bir tanesi o. Bilemiyorum. Limitler içinde girişimci oluyorsun orada. Evet, limitler içinde girişimci oluyorum. Doğru. Yoksa o çocuk veya o girişimci ruhu orada bir yerde duruyor. Duruyor, evet. Sen pratikte uyguluyorsun. Yani bir ihtimal, hani dışarıdan seni de tanıyan birisi öyle. Özel yaşamında da belki o girişimci ruhu, özgür ruhu yansıtıyorsun. Evet. Yani kimliğin çünkü o senin. Ama bir anlamda bunu kurumsal içine girdiğinde girişimcilikten başarı odaklı bir girişimciliğe dönen, hani böyle arayı bulan bir şey varmış gibi duruyor. Aslında şimdi bakınca beni besleyen bir şey olduğunu düşünmeye başladım dediğiniz gibi. Okay. Kadir, biraz çözümlemelere geçelim müsaade edersen. Tabii ki hocam. Böyle bir şey var, hani bir profil var, görüyoruz. Esasında girişimci, heyecanlı, serüven arıyor. Bir yandan da bunu kurum içinde yaptığında da kurumun imkanlarıyla ve kurumun istek ve talepleriyle örtüşen bir şekilde bunu uyguluyor ve esasında onu da besleyip, kurumu da besleyip, kendini de besleyip doğru bir yere getiren bir profil var. Yani sen. Ve şimdi sen bugün bakıp diyorsun ki kendine, ya tamam, burada bunları yapabiliyorum. Bir tık daha ötesi olur mu?
Çünkü içinden bir ses diyor ki bir tık daha ötesini yaparsan, yani o girişimci haline tekrar dönersen bir fırsat daha, bir risk alma dönemine daha girebilirsin diyor. Yani esasında girişimci ruhunu daha fazla yaşamak istiyorsun. İlk geldiğinde söylediğin şey bu. Şimdi bunların hepsini konuşmuş olarak ne tip çözümlemeler var kafanda şu anda? Aslında bütün bunları konuştuktan sonra yani aslında şu ana kadar yapmış olduğum birçok şeyi daha çok anlamlandırmış oldum kendime. Yani gerçekten hiç bu kadar şey düşünmemiştim. Yani pek mesela bir şekilde o kurumsal dünyada işimi güzel yapan birisiyim ama aynı zamanda devamlı bir şekilde benim işimi biraz daha farklı yapmak şeyi var. Yani ve daha güzel yapmak, bir girişimci gibi yapmak hevesi var. O hevesin nereden geldiğini şimdi çok çok daha iyi anladım. Bir de hocam şöyle bir şey, sizin de dediğiniz gibi o girişimciliği daha fazla hayatıma katadı. Yani o girişimcilik benim hayatımda aslında benim şeyimi de geliştirmiş oluyor. Yani yapabileceklerimi de geliştirmiş oluyor. Ve bu yüzden hiç durdurak bilmeden mesela çok daha iyi pozisyonları hedeflediğim ve çok daha büyük sorumluluklar istememin sebebinin arkasında neyin yattığını anladım şu anda. Ne güzel. Esasında bunu pratikte şartların içinde sorgulamış ve sınırlarını zorlamışsın. Evet. Ve esasında onu yaşamaya başlamışsın. Bir noktada da artık bir tık daha ötesini istiyorsun. Şu an içinde veya olabilir mi, ne olur diye bakıyorsun. Ama şu anda da bunu yaşıyorsun. Peki hadi gel bunları numaralandıralım. Şu anda girişimciliğinin yüzde kaçını yaşıyorsun? İçindeki o enerjinin yüzde kaçını kurumsalda yaşıyorsun? Bu son zamanlar, ya ilk aklıma gelen küt diye rakamı söyleyeyim mi hocam ya? Bu evet. İlk gelen rakam her zaman şeydir ya, siz hep söylediniz. Yani bunu 3-4 ay önce söylemiş olsanız %40'lar falan diyecektim ama şimdi %60'lar 70'ler civarı gidiyor yani yukarıya doğru. Ver yani tam rakam ver. O enerjinin kaçını. Hocam %70 diyelim. %70 şu anda. Şu anda zaten bu heyecanı %70'ini yaşıyorsun. Çıkıp risk alsan yüzde kaçını yaşayacaksın? Yani hedeflediğim risk mi hocam? Hedeflediğin şey artık çıkmak belki değil de belki daha üst kariyer artık onu bilmiyoruz. Daha üstü Yok. İçin risk aldığında yüzde kaçını yaşayacaksın? 95 yapmak istiyormuş. Niye? Evet. Çünkü yani %100 demeyeyim de 95 her zaman daha ile iyisi vardır düşüncesiyle. O zaman hikayende senin %25'lik bir boşluk var. Soru şuna döndü mü? %25 heyecan için ne kadar risk almaya hazırsın? Bunu anlamadım hocam. Şöyle. Şimdi şu andaki pozisyonda o heyecanının %70'ini yaşıyorsun. Evet. O risk alacağın dediğin yerde heyecanın %95'ini yaşayacaksın. Evet. Arada kaldı %25'lik bir fark. Değer hocam. %25'lik için ne kadar risk almaya değer? Onu soruyorum. Değer hocam. Çok değer ya. Yani %95'i çıkaracağım hocam ya. Yani değer hocam, niye yapmayayım ya? Bu hayatı dolu dolu yaşamak varken. Süpersin Kadir. İşte bu. Yani sonuçta sen kararını vermişsin. Arkanda başka şekilceler var ama şu anda geldiğin noktada bunu değerli buluyorsun. O zaman gel tekrar geri dönelim. Değerli bu şeyi bulduğun şey için alacağın riski bir daha düşün. Hangi riski almaya hazırsın? Ya şey madde sıralayayım mı yani? Hani onu ya, tam yani bu yayınlanacak, ona göre sırala. Yani şey yapma. Anladım hocam. Anladım. Yani şu de bu de genel konuş bence. Hani tamam hocam. Hocam şöyle, ilk defa ilk gelen
Ben biraz son zamanlarda biraz sezgilerimi daha çok dinlemeye başladım. Ve ilk gelen aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Biraz daha farklı düşünebilmek konusunu kendim de geliştirmek istiyorum. Rutin düşünmemek ondan sonra, sıra dışı. Çünkü çok farklı bakış açılardan bakarak hani çok farklı yorumlar yapılabiliyor. O yüzden geniş bir bakış açısıyla, farklı bakış açılarından bakabilme becerisi. Bunu geliştirmek istiyorum kendimden. Sonra bir de kişiler hakkında yorum yapmadan önce o kişiyle veya o kişiler hakkında dinlemeden önce gidip o kişiyle ben iletişime girmek veya bir olay hakkında aynı şekilde kişi de kişinin haricinde kişi ve olaylar diyelim. Bir olay hakkında başkasının yorumunu dinleyip ha öyleymiş deyip ondan vazgeçip veya yapmak yerine o olayı gidip kendim araştırıp ondan sonra kendim karar vermek. Bunda bir aksiyon kararı aldım. Tamam. Şu anda aldım. Aslında almıştım. Şu anda daha da sağlamlaştırdım. Daha da sağlamlaştırdım. Öyle söyleyeyim. Bir de denge. Hani denge çok önemli burada. Sonuçta bir özel hayat dengesi, kendimi geliştirme dengesi, aile dengesi, iş dengesi. Hepsi böyle bir harmoni içerisinde götürme konusu. Bir de diyorum yine bir de bir de ne yaparsam yapayım sonuçta şey yapacağım yani hatalar yapmaya açığız yani o konuda hata da yapmış olsak eksik de yapmış olsak bunları fazla kafamı takmayıp ondan sonra yoluma devam etmek konusu. Süper Kadir. Çok güzel şeyler söylüyorsun. Bunlar senin bu işi, heyecanı 70'ten 95'e taşımak için yapacağın ve tabii ki daha çok girişimci bir ruhla yapacağın faaliyetler. Oradaki bu dört faaliyetin artı bir risk var mı? Veya o risk ne? Polis ne? Yani şu anda böyle sanki şey oldu. Risk daha da konuşunca sanki daha da basitleşti kafamda. Hani artık o kadar korkulan bir şey kalmadı. Evet. Evet. Ya öyle Yani bir şey o başta hissettim hocam şu söylediğin anda şey var. yani. Yani şöyle bir şey vardı ya hani rutini bozmaya değer mi? Kafayı takıp zorlandığın şeye bak. Yani ne gerek var? Gibi bir yargılayıcı taraf var ya. O yargı sustu mu şu anda? Ne oldu? Yani sustu diyemem. O zaten hiç susmuyor da. Yani biraz şey oldu. Yani dizginlendi biraz. Yani. Dizginler. Şimdi burada esasında hani yol haritasını çıkarmamız lazım. Dört tane çok güzel şey söyledin. Farklı düşünmeyi teşvik etmem lazım. Daha yaratıcı, daha sorgulayıcı düşünmem lazım. Tamam mı? Kişiler hakkında yorum yapmadan önce muhakkak yargılamadan önce konuya müdahil olmam lazım. Üzerine düşünüp belki onlarla konuşman lazım. Bütün bu işler için iş, aile ve hayatındaki o diğer dengeleri gözetmen gerekiyor. Hani risk al ama bütün dengeleri de gözeterek risk al diyorsun kendine. Ve hata yapmaya açık ol. Bunu bir öğrenme fırsatı olarak gör diyorsun. Bir de bütün bunları yaparken o yargılayıcı taraf gene konuşuyor. Ama o kadar da seni engelleyecek miktarda konuşmuyor diyorsun. Toplamda bu. Evet hocam. Şimdi ilk geldiğinde dostum, hedefin bu konuyla ilgili ilerleme sağlamak idi. Ve şimdi karara biraz daha yakın gibi duruyorsun. Benim gördüğüm taraftan. Bu koçluk seansı sana seninle ilgili ne öğretti? Ya aslında ben böyle bir şeyler yapıyordum. Seansın ortasında da dedim hocam. Anlamlandırdım onları şu anda. Ne olduğunu. Yani onları anlamlandırmak da bana şöyle bir şey. Yaptığım şeyler konusunda beni daha güçlü kıldı. Ve onların daha çok şu anda arkasındayım. Hani bir şeyleri yaparken daha anlamlı olarak yapıyor olmak Ne güzel. bana daha çok güç
verdi. Onları yapmaya devam edeceğim. Yani mesela bazen şu da oluyor. Anlamlandırmadığım zaman belli bir zaman sonra yaptığım şeylerden vazgeçebiliyorum. Ya zaten hani niçin yapıyordum ki durup dururken? Şimdi tam tersi aslında o bir çıkış yolu arıyormuşum ben orada. Yani güzel aksiyonlar yapıyormuşum. O konuda onları daha çok beni onlara daha çok bağlamış oldu. Bir de hocam şöyle bir şey, bunu da itiraf etmeliyim. Yani bunu ifade ediyor olmam, yani böyle bir platformda size hitap ediyor olmam daha da şey olmasını da sağladı aynı zamanda. Sahiplenmemi de sağlamış oldu. Bir de sizin şöyle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela bir şey anlatıyorum hocam. Siz dinlediniz onu. Çok şey karşıladınız mesela. Pozitif karşılıyorsunuz, anlayışla karşılıyorsunuz. Bu bile bende şöyle bir duygu meydana getiriyor. O yaptığım şeyler konusunda daha emin olma duygusu meydana getirdi bende. Sorumluluk yüklü esasında. O evet, sorumluluk da yüklü aynı zamanda. Duruşu değil mi? Okay. Kadir'ciğim teşekkür ederim. Burada keselim. Sonra birlikte gene yorumlarız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.